tarihin en iyi kadrosu. Ya abicim, tarihin en iyi kadrosu da somut bir şey koymak lazım ortaya. Sen oraya bilgi, birikimini, deneyimini, hiçbir şeyini koymazsan hiçbir anlamı da yok zaten. Oraları oyuncu grubu 24 saatlik yaşıyor ama taraftar bu psikolojiden çıkamıyor. Üzülmez olur muyuz? Sokağa çıkamıyorduk. Hep Aziz Başkan'ın soyunma odasına gider fırça atardı. Çoğu zaman da gelip prim veriyordu. Bizde sorumluluklarla zevkler yer değiştirmiyordu. Hocam, 3 tane maç kaybettiğin zaman titriyorsun ama konuşamıyorsun. Bu diyormuş istihbaratçım, ne bizi mi dinliyor, ne yapıyor falan. Evet, Emre Bol Yollardan'ın bu haftaki konuğu Fenerbahçe'nin bir dönem altın versiyonu diye adlandırılan oyuncularından bir tanesi Kemal Aslan. Kemal, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok yolda değiliz, parktayız ama. İşte yollardayız, böyle buralarda dolaşıyoruz yani. İyiyim abi, sen nasılsın, hoş Biraz geldin. Biraz kilo almışsın. Sen de mi? Bende de var. Dinimi küfreden Müslüman olsa derler ya. Ya abi şöyle... Eliniz öper, ikizler oldu biliyorsun. Biliyorum. Ya biraz zorlu bir süreçler geçirdik. Uyku düzeni, yeme düzeni, işte her şey bozulunca ister istemez bozuluyoruz. Dağılıp kilo aldık. 2-3 ay var, az önce de söyledim. Onun da formülünü sana anlattım. Anlattım. Abi kilo almışsın. Aldık kardeşim. Ver bir şeyler, bak nasıl 3 ayda temizleniyor. Canlıyı bulduğun zaman tertemiz oluyorsun abi. Demek öyleymiş artık, onu da abi, biliyoruz yani. Ya şöyle... Detaya girmeyeyim de abi. Sen formülü biliyorsun. Biliyorum. 3 ay sonra halloluyor iş. Gibi oldu. Aynen öyle abi. Nasıl istiyorsan öyle oluyor. Şimdi önce... Ben bir de şey diyorum mesela. Bir şey yapacaksın ya. Ne bileyim, bir organizasyon yapacaksın veya bir şey düşünüyorsun. Herkes akıl veriyor. Formül yine belli. Abi akıl verme, para ver abiciğim. Abi. Para verin, akıl vermeyin abi. Gel, abi. Gelsin paralar, canlılar gelsin. Verin abi, akıl vermeyin, para verin. Herkes her şeyi yapar abi. Kemal'cim, şimdi en son zamandan başlayalım. Bir derbi karşılaşması oldu. Maça gittin mi önce, onu gittim, sorayım. Gittim. Nasıl gördün Fenerbahçe'yi? Vallahi hala şoktayım desem yeridir. Çünkü maç öncesinde de hep söylemiştim, Fenerbahçe kazanır. Bir öyle bir atmosfer vardı ki hakikaten maçtan önce bütün Fenerbahçe camiası iyi hazırlandığını düşünüyordum ama genel olarak baktığınız zaman büyük bir hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığıyla beraber bir şok var ama futbol takımı maçı kaybetti. 3 gün sonra işte Perşembe günü tekrar bir Avrupa Kupası maçı var. Üzülmeye de hakkı yok. 24 saattir o süreç biliyorsun. Sen pek üzülmedin değil mi? Futbol hayatın boyunca Galatasaray mağlubiyetin var mı senin? Yani yok denecek kadar az. İçeride hiç yok mesela. Kadıköy'de hiç yok. İlk geldiğim sene Ali Sami Yen'de 2-0 kaybetmiştik. Ondan sonra derbi mağlubiyetimiz yok. Abi çok inanılmaz bir altın jenerasyon o ya. Hakikaten yani, çok önemli, çok özel bir hakikaten şey. Hakikaten öyle. Şimdi hep diyorlar işte Fenerbahçe'nin en iyi kadrosu, işte tarihin en iyi kadrosu. Ya abicim, tarihin en iyi kadrosu da somut bir şey koymak lazım ortaya. Biz o somut şeyi koyduk. Kupa. İşte 4 yılda 3 şampiyonluk var. Arada bir hep üzüldüğümüz, hep hatırladığımız zamanda rahatsız olduğumuz Denizli maçı var. Onu da çıkar, 4 senede 3 tane şampiyonluk var. Yani total ben 6 sezon kaldım, 3 tane şampiyonluğum var. Yani totale baktığınız zaman tarihin en iyi kadrosu evet ama kupa yok. Burayı kupayla taşlandırmadığınız sürece hep o sadece dönemsel iyi kadro kuruldu diye kalıyor. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Ali Sami Yen'den maç kaybettik diyorsun. O maçtan sonra neler hissetmiştin, bir futbolcu olarak soruyorum. Ya şöyle Emre abi, orada kaybettiğimiz maç dönemi zaten takım olarak çok gerilerdeydik. İşte antrenör değişmişti, kadro dışılar var. Ben devre arası yeni geldim, nereye geldiğimin daha farkında değilim. Tabii ki şöyle üzülüyorduk, üzülmez olur muyuz? Sokağa çıkamıyorduk. Ben sana şöyle bir anımı anlatayım. O 2003 senesi zaten, ben o devre arası geldim. İşte ben burada çift havuzlarda, Göztepe'de oturuyoruz, ev orada. Yeni gelmişim İstanbul'da, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir yeri de fazla da bilmiyorum. Bir banka dişim vardı, sokağa çıktım. Bankaya gideceğim. İşte siyah pantolon giydim, üzerimde de beyazlı bir şey var. Önümü çevirdiler ya. Hayırdır, sen Beşiktaş şampiyonluğunu mu kutluyorsun diye. Allah Allah. Tabii yani böyle bir ortam vardı. Dedim bir şeyde yanlış yapıyorum galiba, hemen gittim şeye. Evet, üstümü değiştirdim.
Çünkü böyle bir hassasiyet vardı. Yani maç kaybettikten sonra oyuncu olarak çok üzülüyorsun. Çünkü etrafındaki herkes Fenerbahçeli, bütün Fenerbahçeliler üzgün. Haliyle insanları üzgün görünce müthiş bir demoralizasyon oluyor sizde de. Ki sizin işiniz bu. 3 gün sonra bir daha maç var. Haftaya bir daha maç var. Ya oraları oyuncu grubu 24 saatlik yaşıyor ama taraftar bu psikolojiden çıkamıyor. Ne zaman çıkıyor? İşte bir sonraki maç galibiyet olacak, iyi bir oyun olacak, rahatlıyor. Büyük resimde sezon sonunu şampiyonlukla taçlandırdığın zaman işte hafta sonu kaybedilen maçın da hiçbir etkisi kalmayacak. İşte burada oyuncu grubuna ve teknik ekibe, camiaya yeni bir misyon yükleniyor. Zaten böyle bir misyon var. 10 yıldır şampiyon da olamıyorsun. Ezeli rakibine de içeride kaybettin. Sezon sonunu taçlandırmadığın zaman bu defa kriz daha da büyüyor. Şeyi sorduk, kaybettiğin maçı sorduk da kazandıktan sonra nasıl dolaşıyordun peki? Bizim futbolcular pek bilmezler şu anda da onun için soruyorum yani. Abi kazandıktan sonra yani tabii ki oyuncu psikolojisi her maçta öyledir. Kazandıktan sonra böyle hani bulutların üstünde gibisindir. Ayakların yere basmıyordur. Derbi maç veya bir iyi bir Avrupa maçından sonra kazandıktan sonra rüyada gibisindir abi. Böyle sokağa çıkarsın, oraya gidersin, buraya gidersin. Senin ayağını yere bastırmaz Fenerbahçe taraftarı. İlgisiyle, alakasıyla, sevgisiyle. Ve bunu hala yaşıyoruz biliyor musun? Yani o kadar mutluluk verici bir şey ki. Zamanında yaşadığımız, yaşattığımız güzelliklerden dolayı. Bu da bizim için onur ve gurur verici bir şey. Hala yaşıyoruz onu. Yani hep söylüyorum. Büyük takımlarda, hele ki Fenerbahçe takımında oynuyorsanız. Burada geçirdiğiniz sürede. Bunu başarıyla örtüştürmediğiniz zaman futbol bittikten sonra kafanızı taşlara vurursunuz. Maç cumartesi günü maçta Fenerbahçe'nin yanlış yaptığı şeyler neydi? Biraz bir maç değerlendirmesi alalım. Ya yanlıştan ziyade iki tane önemli unsur var. Bir, ya aşırı motivasyondan dolayı, aşırı motivasyon da ters teper biliyorsun. İki, ya da rakip çok ciddiye alınmamış. Yani bunu doğru analiz etmek lazım içeride. Ben şunu beklerdim açıkçası. Uzun yıllardır kazanılamayan şampiyonluklar, başarısız geçen dönemler, camia olarak kırılganlıklar var. Çok doğal. Artık Fenerbahçe seyircisi, Fenerbahçe taraftarı başarı bekliyor, şampiyonluk bekliyor. En ufak olumsuzluklarda stres, korku, travma pik yapabiliyor. Yaptı mı? Yaptı. Bu doğal mı? Çok doğal. Burada benim beklentim şuydu. Bu atmosferden, bu psikolojiden arınmış, daha burayı bilmeyen ve buradan kurtarması için gelen bir Mourinho vardı. Maçtan önce konuk olduğumuz yayınlarda da söylemiştik. Antrenörün maçı, antrenör performansının maçı. Ya bu işin tırnak içinde söylemiştim. Rolls Royce'u da geldi yani değil mi? Teknik direktör olarak baktığın zaman en iyilerinden bir tanesi. Yani orada ben şunu beklerdim işte maçla ilgili ne olabilir dediğinde. Gol yedin. Torreira'nın golü. Talihsiz bir gol. Atladı Livakovic. Erken gidebilirdi. Direkten döndü. Kafasını çarptı. Gol oldu. Hadi ne oluyor? Çat ikinci golü yedin. Tribün herkes bir travma şey oldu. Pik yaptı. İşte orada Mourinho'nun ben bir ceketini fırlatmasını, oyunculara bir isyan etmesini, tribün bir orayı bir reaksiyon ateşlenmesi lazımdı. Mourinho da onu yapmadı. Beni en çok şaşırtan ve en çok hayal kırıklığına uğratan nokta burası. Aynen öyle, hakikaten beni de. Çünkü yerde kulübede oturdu ve beni bu çok rahatsız etti açıkça söylemek lazım. Şöyle, az önce de dedim. Günün sonunda orada bir demoralize durum var. Şimdi bir tanesi sizi kendinize getirir. Ne oluyor? Şimdi siz bir şoka girdiniz değil mi? Sizin zamanınızda Aziz Yıldırım vardı tabii. O sizi yavaş yavaş şoka sokuyordu. Başkan vardı, hoca vardı, oyuncu grubu. Biz sahanın içinde çok reaksiyon gösterirdik. Yani işte başarı o. Geçen nerede bir yerde işte sohbet ediyoruz. Bir tanesi dedi ki ya siz de çok eğleniyor musunuz? Evet eğleniyorduk. Eğleneceğiz. Dibine kadar yaşıyorduk. Ama bizde sorumluluklarla zevkler yer değiştirmiyordu. Eğleneceğimiz zaman eğleniyorduk. Sorumluluklar geldiği zaman sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmeye çalışıyorduk. Yani öyle bir gevşeklik olma şeyi yoktu. Buradan, Aziz Başkan oldu ya, gevşeklik olur mu Allah aşkına ya? Ya oyuncu grubu sorumluluğun çok farkındaydı. Tabii zaman zaman kötü maçlar oynamadık mı? Oynadık. O dönemlerde de işte
başkan olsun, antrenör olsun, taraftar olsun gerekli tepkiyi de veriyordu. Gerekli şeyi de gösteriyorlardı. Ya bu da son derece doğal ya. Şimdi bakıyorsun o psikolojinin içinde olmaması gereken şeyler gibi görünüyor ama genel olarak baktığın zaman işin doğasında bunlar var. Var mı diyorsun? Aziz Başkan'a kızıyordunuz o zaman çünkü şimdi artık yok, demek ki anlıyorsunuz belli bir yaşa geldikten. Aziz Başkan'a kızıyor muyduk? Nasıl kızacağım? Niye şöyle yaptı, niye böyle yaptı? Yok. En böyle sert, Aziz Başkan'ın en sert bir şekilde soyunma odası girdiği bir anını anlatsana. Abi yani soyunma odasına gelmiştir, muhakkak gelmiştir. Geldi de. Hep değil canım, gerektiğinde geliyordu. Ya bunlar son derece doğal şeyler biliyor musun? Orada hakaret, kişisel şeye dönüşmeden sizi uyarmaya geliyor. En sorumlu kişi olarak soyunma odasına geliyor, yeri geliyor, fırçatıyor, yeri geliyor, övüyor. Yani hep o konuşuluyor. Mesela şunlar hiç konuşulmuyor. Hep Aziz Başkan soyunma odasına gider fırçatardı. Bazen de çoğu zaman da gelip prim veriyordu. Çoğu zaman da gelip teşekkür ediyordu. Ya oralar konuşulmuyor, hep kötüsünü anlatılıyor. Ya abi bizim döneme bak. Bir tane zaten 2006'da son şampiyonluğu kaybettin. Ondan sonra devamlı başarı var abi. Nerede gelip kızacak? Arada gelip bazı maçlarda dokunuşlar yapacaktır. Ya şeyde hatırlıyorum mesela İspanya'da Avrupa Kupası maçı. Kötü oynuyoruz, devre arası geldi. Siz bu değilsiniz. Kendinize gelin. Fenerbahçe takımı böyle oynamaz. Yenilebilirsiniz ama Fenerbahçe takımı iyi mücadele eder. Fix lafıdır mesela bu. Ki aslında bu Aziz Başkan'ın kızgınlık cümlesi değil. Fenerbahçe camiasının beklentisi bu. Fenerbahçe camiası şunu bekler abi. Kaybedebilirsin diyor. Kaybedersin de. Her zaman kazanacaksın diye bir kural da yok. Evet. Ama sen mücadelen et, elinden gelen her şeyi ortaya koy, kaybet. Ben seni alkışlarım. Aslında buranın felsefesi bu. Oyuncu grubuna bunu anlatmak lazım. Rahmetli Christoph Daum. Onun prenslerinden de bir tanesiydin. Evet. Uzun sürede onunla beraber çalışma fırsatı buldun. Nasıl anıyorsun? Sağ ol olsun. Ya şöyle, bizim Daum'la ilişkimiz şeyde başladı. Ben Antep'te oynarken, Gaziantep Spor'da oynarken, Antalya'da devre arası kampındaydık. Hoca da Avusturya Viyen'in hocasıydı. Beni oraya istemişti o. Sezon başı. O dönem beni Schalke'de istiyor. İşte milli takımda falan Antep'te iyi performans sergiliyoruz. O aralar oynuyorduk işte. Avusturya Viyen'i istedi. Hatta Murat abi, asistanı biliyorsunuz Murat Kuş, biz otelde görüşmüştük. Ya o dönem çok transfer teklifi vardı bana. Ben de işte Celal Başkan'la konuşun. O nasıl bakıyorsa öyle devam ederiz demiştim. İşte ilk hikayemiz öyle başladı. Ben devre arası Fenerbahçe'ye transfer oldum. Yani. Şöyle de bir problem vardı. İşte Türk oyuncular yabancı statüsünde sayılıyordu. Nihat'tan sonra işte o bir UEFA bir kanun değiştirdi ve ondan sonra kolaylaştı iş. Eğer şimdiki gibi Türk oyuncular yurt dışına şimdiki rahatlıkla gidebiliyor olsaydık bizi hiç kimsenin tutma şansı yoktu. O kadronun hepsi yurt dışı yapardı. Evet. O Ümit Mil takım değil mi? Onu az yıldırın hepsini aldı geldi. Tabii. İşte o dediğim gibi Daum'la ilk şeyimiz orada başladı, diyalogumuz. Ben devre arası Fenerbahçe'ye geldim. Aziz Başkan da zaten projeyi anlatırken şunları aldık, şunları alacağız falan. Daum benim ismimi görünce o en önemli adamı almışsınız demiş başkana o dönem. Ki şeyde de son dönemlerde sosyal medya, Twitter'da da dönüyor notları Daum'un, kadrolar falan orada görebilirsiniz. Yani ilişkimiz öyle başladı. Daum deyince aklım hep şey geliyor işte. Detay ve disiplin geliyor. İşte o disiplini ve detayıyla hep başarıyı yakalamıştı. Teknoloji ve futbolu nereye gidiyor çok önceden tespit etmişti. O tespitleri burada onu başarıya götürdü. Şöyle bizim Hasan Hoca var. Analizci Hasan Gören. Şimdi zaman zaman sohbet ediyoruz. Böyle bilgi alışverişinde falan bulunuyoruz. Onu görüyorduk. Ya bir tane adam gelip gidiyor abi tesise. Değişik bir herif, böyle bir de şey gibi. Ne onun adı? Nasıl söyleyeyim? Aynen öyle abi. Bak muhteşem tanımladın. Ya bir adam gelip gidiyor devamlı. Kim bu, kim bu? Kamp günleri geliyor mesela tesiste. Samandıra'da görüyoruz. Sonradan öğrendik. Hasan Hoca analizci. Rakip analizi ve takım analizi yapıyor. Rakiplerle ilgili bilgi veriyormuş devamlı. Tabii bunu bir sonradan öğreniyoruz. Ya düşün yani. Çok rakip analizinin, takım analizi, bireysel analizlerin oturmadığı dönemlerde Daum onu bizde kullanıyordu. Vallahi helal olsun. Tekrar söyleyeyim, tekrar toprağı bol olsun. Evet, Daum'la ilgili bir şey söyledim. Şunu da anlatayım.
Şimdi Koh yardımcısı biliyorsun, evet, inanılmaz komik bir herif. Bizi mahvediyordu yani sezon başı o 3 antrenmanlar falan. Herif bir de o tiple gelip sevimlilikler falan yapıyordu Koh. Rebrov geldi biliyorsun, evet, ben Rebrov falan beraber geldik. Rebrov'un da şeyi var, bir hobisi var. Kısa dalga şeyi var, telsiz kurdurdu Samandıra'ya. Kısa dalga işte böyle şeylerle konuşuyor, radyo şeyleriyle falan konuşuyor. Ha, diğer telsizlerle falan konuşuyor. Evet evet, öyle bir hobisi var bunun boş zamanlarda. Şimdi Koh diyormuş ki Volkan abiye, Volkan diyormuş, bu diyormuş istihbaratçı mı ne, bizi mi dinliyor, ne yapıyor falan. Öyle öyle şey var şimdi bak aklıma geldi. Ya çok dediğim gibi o dönemler iyiydi, biz Samandıra'da çok eğleniyorduk. Bir akşam korkudan yataktan fırlamış Davum. Sebebi şu, siz de şey yapın, tarih olarak beni hatırlatın. Revizyon yarışması var işte. Evet, Sertab Erener'e birinci, evet, oldu ya. Evet. Abi saat herkes Samandıra'da, her taraf kalabalık. Odalardayız. İşte 12.30, 1 falan oldu. Millet uyuyor. Herkes odalar kapalı. Yarın da çok önemli bir maç var. Maç var işte. Şimdi son puanlar gidiyor. İşte Azerbaycan'dan 10 points diyor. İşte ha, goes to Türkiye falan anlatıyorlar. Sertab Erener'e son puan bir geldi. Şampiyon, yani birinci oldu. Bir çığlık koptu şeyde, Samandıra'da. Hocalar falan korkudan ayağa kalkmış, ne oluyor diye. Bilmiyorlar ya şimdi, evet, onlar uyuyor. Bütün oyuncular, herkes odada onu izliyormuş. Hiç kimse uyumadı. Merak ediyor tabii şey var. Ya çok güzel anılarımız var orada. Vallahi öyle. Şimdi Kemal, şeye çok üzülüyorum ya. Yani büyük takımlarla Anadolu takımı arasındaki fark çok açıldı. Yani hakikaten üzüntü verici. Bu da ligin kalitesini çok fazla etkiliyor. Sizin zamanınızda yani Anadolu takımları daha dişiydi sanki. Abi orada sebep şu bence. Kalitesiz oyuncuyla beraber çok sirkülasyon var. Çok sirkülasyon olunca oyuncunun adaptasyonu, performansı, ülkeye adaptasyonu, yeni bir yer, yeni yemek, yeni dil, yeni reaksiyon. Şimdi şöyle oluyordu Anadolu kulüplerinde. Eskiden bütün Anadolu kulüplerinde abi sembol oyuncular vardı. İşte Gençler Birliği dersin, aklına hemen 6-7 tane baba, evet, sembol oyuncu gelir. Hem yabancı hem Türk. Evet. İşte Gaziantep Spor'da bizde öyleydi. Bursa Spor öyleydi. İşte Ankara Gücü, Antalya Spor. Yani bütün, ben çocuktum mesela, bütün Anadolu takımlarını ezbere sayıyordum. Abi şimdi 15 gelsin, 15 gitsin. 20 gelsin, 10 gitsin. Şeye döndü, hani pazarda adam ararsın ya, abi bir inşaat var, hadi bir işimiz ya, var, 15 kişi lazım, hop geliyor. Sen gelmeden hayır. Sen gelme. O kadar da değil ya. Var ya rahmetli Kemal. Abi ben, yok, sen gel. Ben, sen gelmeden hayır. 15 kişi geliyor her takıma, sezon başı 15 kişi gidiyor. Sonra devre arası, haydi abi 5-6 daha değişiklik. Bu kadar değişiklik, sirkülasyonun olduğu yerde başarı ve şey zor yakalanır. İşte o çok sirkülasyon başladığı için bu sefer felsefen oturmuyor, şeyin kalmıyor, oyuncu grubunun adaptasyonu falan, bir sürü parametre devreye giriyor. Bana göre en önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu da kaliteyi şey çok düşürdü. Bu tarafta kimse kusura bakmasın, yani futbolu öyle bir yönetenler var ki şimdi Anadolu takımlarında olsun, her tarafta olsun. Yani geçen gün bir tane başkan konuşuyor. Futbolcu bir arkadaşımızla böyle sohbet ediyoruz. Bu ne ya, nasıl bir konuşma falan dedi. Ben de dedim ki abi hiç garipseme. Bu adam yönetiyor. Bu adamı idare edebildiğin gün orada çalışabileceksin. Yani. Yoksa çalışamayacaksın. Yani o da çok düştü. Yani mesela ben Antep Spor'da oynarken işte Celal Başkan'ın bir ağırlığı vardı yani. Her yerde var. Mesela ilk böyle bir toplantıya gideceğiz. Ya şunu 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 söyleriz diyorsun değil mi? Abi oturuyorsun, hiçbir şey söyleyemiyorsun ki. Senin düşündüğün her şeyi zaten çözmüş. Şunu şöyle yapacağız, evet, bunu böyle yapacağız, şuna şöyle dokunacağız. Oraları sana anlatıyor. Bu sefer sen diyorsun ki tamam, yukarıda idare olarak demek ki bizim sorunlarımız biliniyor, oralara dokunuluyor. Şimdi hiç öyle bir şey yok ki abi. Oyuncu, bak oyuncu kendi derdini anlatabileceği bir muhatabı yok. Oyuncu işçi şu an. Para ne veriyor muyum kardeşim senin? Evet. Çıkıp oynayacaksın. İşin duygusuyla, psikolojisiyle, insani tarafıyla, performansıyla, genel hatlarıyla ilgilenen yok. Paranı alıyor musun kardeşim?
Çıkacak oynayacaksın. Ya böyle de bir şey yok abi. Senin spor eğitimi konusunda master'ın var galiba değil mi? Evet. Anlatır mısın? Ya şöyle abi ben işte ayağım kırıldığı dönemde zaten bunu düşünmüştüm. O dönem okuduğum makale, kitap falan. Oyun bu taraflara gidiyor. Az önce de söyledim. Yani oyuncuyla teknik ekip veya teknik ekiple yönetim, oyuncuyla yönetim arasında bu tarafları bilen işin duygu ve geçmiş yönetimini doğru yönetecek kimseler yok. Orada bir boşluk var. Herkes ben bırakayım antrenör olayım diyor. Ya aynen öyle abi. Sokakta şimdi kimi görsem bana diyor ki sen niye hocalık yapmıyorsun? O kadar bir öğrenilmiş çaresizlik var ki yani futbolu bırakan herkes antrenör olacak. Ya abi zaten 50 bin tane var. Bugün sen başvur. 20 lira, 30 lira, 50 lira, 100 lira neyse yatır. Antrenörlük diploması veriyorlar sana. Sen de alırsın yani. Herkes de biliyor zaten bu işi. Ben de dedim ki o gün ya ben futbol bittikten sonra antrenörlük yapsam yaparım abiciğim. Ama ihtiyaç antrenör değil. Çok önemli antrenörler var, çok önemli hocalar var. O hocaların çalışma alanlarını, o hocaların kulüp içerisindeki etkinliğini artırabilecek ara pozisyonlar var. Yönetimle hoca arası takım. Aynen arası. Öyle. Oralarda korkunç boşluklar var. He, bazı antrenörler bunu da istemiyor. Ben diyor başkanla ben muhatap olacağım. Hocam 3 tane maç kaybettiğin zaman titriyorsun ama konuşamıyorsun. Oralarda öyle boşluklar var. Yani antrenörün basınla ilişkisi, antrenörün taraftar, o bu. Yani oralarda boşluklar var. Yani idari alanlarda boşluklar var. Şuna da üzülüyorum. Ülkemizde bir sportif direktör kavramı atıldı. Paramparça oldu. Öyle bir kavram var. Ne olduğu belli değil. Her kulüp kendine göre bir sportif direktörü alıyor. Başkan kendine göre alıyor. Ya böyle bir şey de kalmadı. Oralar da çok zedelendi. Çünkü adam başladı. Ya bak kişilerle benim işim yok. Benim işim kavramlarla. Adam başlıyor ben sportif direktörüm. 5 ay sonra bir bakıyorsun teknik direktör. Ya kardeşim niye başladın ya? Ya sen bizde öyle bir durum yok. Ya başta da bir şekilde düzeltiriz kafası var o zaman. Çok yakın örneği var bunun. Davum Aykut Kocaman örneği var mesela. Sadece o değil ki. 1000 tane örnek var. Sorunun cevabı şu abi. Ben Besyo Akademi mezunuyum. Sonra da spor yönetim üzerine master'ımı yaptım. Yurt dışında da eğitimler aldım. Günün sonunda bir kıymeti var mı? Yok abicim. Abi bir gün olacak. %100 olacak. Bir gün olacak. Ya zaten şöyle. Oraları anlayan, oraları yakalayan birileriyle çalışabiliriz. Diğer türlü gidip oraya evet efendim, buyurun efendim. Sen oraya bilgi, birikimini, deneyimini, hiçbir şeyini koymazsan hiçbir anlamı da yok zaten. Ben eski oyuncunuzdum, geldim bana iş verin. Ya böyle de bir şey yok ya, öyle bir dünya yok. Emre Bol Yollardan'ın bir bölümü var, yemek bölümü. Evet. Sen de nerelisin abi? Gaziantep benim en çok sevdiğim il. Ne zaman Antep'e gitsek bir 5 kilo alıp geliyoruz. Ne yapacaksın bize bugün? Abi şöyle, programın formatlarından bir tanesi yemek ve konuk benim. Bunu herhalde sağda solda yapmayacağız. Bir gün diyeceksiniz ki biz müsaitiz, gideceğiz abi Antep'e. Yemek de yapılıyorsa orada yapacağız. Yemek de yeniliyorsa orada yiyeceğiz. Yani olayın merkezine gideceğiz abi. Eyvallah. Kebabı orada yapalım. Abi şeyi aldık, sözü aldık, kebaplarımızı, kebaplarımızı, tatlılarımızı Antep'te. Burada kandırmayalım birbirimizi abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlar, dostlar, Emre Bol Yollardan'ın da bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.